Evet arkadaşlar, konumuz bakım ve bakım çeşitleri. Öncelikle bakım nedir? Onun tanımını yapalım. Bakım, canlı ya da cansız bütün varlıkların ve cisimlerin iyi durumlarının korunması ve devamının sağlanması ile ilgili tedbir faaliyetlerinin yerine getirilmesine diyoruz. Bakımı ikiye ayırıyoruz. Bunu zaten her zaman uyguladığımız şeyler. Reaktif ve proaktif olarak. Reaktif deyince anında arıza müdahale işlemine reaktif. Proaktif bakma ise günlük yaptığımız bakımlara diyoruz. İş yerlerinde, fabrikalarda yapılan proaktif bakımlar. Bakımın öneminden bahsedelim. Bakımın yürütülmesi aşamasında birçok bilim dalı kullanılması gerekiyor. Tabii bakım da bir bilim. Sorunlara farklı gözle, farklı bakış açılarıyla baktığımızda bunu bir sanat sayabiliriz. Bakımın etkinliğini şekillendirecek olan kuruluşa, fabrikaya, firmaya bir şekilde uydurulması, oturtulması yönünde bir felsefedir. Yani bilimsel, sanatsal ve felsefi bir yaklaşım sergiliyor. Önemlerine devam edelim. Gereksiz ekipman, parçası, stok ve dolaylı olarak stok maliyetini azaltır. İşçilik kaybını azaltır. Kullandığımız araç gereçlerin ömrünü artırır. Zamandan, maddi olarak tasarruf ettirir diyebiliriz. Bakım planlanması nedir? Bir fabrikanın makina ve tesislerin sürekli olarak çalışır durumda olmasına ve bu planlanmasına bakım planlaması diyoruz. Bakım faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi için belli başlı şartlar, önemli şeyler var. Bakım için gerekli olan malzeme stokları hazır olmalıdır bir kere. Yani bir işimiz olduğunda hemen elimizin altında bulunması gerekiyor. Bakım talepleri bir merkezde toplanmalı ve buradaki yöneticinin onayı ve bilgisiyle bakım işlemi yapılmalıdır. Evet, malzemelerin ne kadar olduğu gözetleyen birinin olması her zaman iyi olur. Bakımı felsefe açısından nesiller ayrılmış. Birinci, ikinci, üçüncü nesil olarak. Kısaca bahsedecek olursak, birinci nesil bozulduğunda tamir et. İkinci nesil daha düşük maliyet. Üçüncü nesil daha yüksek emri amadelik ve güvenirlik diye sıralayabiliriz. Bakım faaliyetlerinin amaçları var. Üretim maliyeti düşürmek gibi, ürünün kalitesini, verimini arttırmak gibi amaçlar. Makine duruşlarını azaltarak üretim sürekliliğini sağlamak, arttırmak. Bunlar da bakım faaliyetlerinin amaçlarından sayılabilir. Kapasite kullanım oranının artırılmasını sağlamak, bakım faaliyetlerinin amacını sayabiliriz. Birçok amaç var. Tabii bir de faaliyetlerin verimlilik ve maliyetler üzerinde bazı etkiler oluyor. Müşterinin taleplerinin karşılanmaması müşteriyi kaybetmeye yol açar. Bu da hem maddi olarak hem de güvenirlik olarak bizi zor duruma düşürür. Tabii fabrikamızda mesela makinaların veya onları kullanan işçilerin boşta kalması da bizi gün açısından mali olarak
zor duruma düşürebilir. Optimum bakım eğrisi görselde görüyorsunuz. Bakım modelleri var. Plansız ve planlı bakım olarak ikiye ayrılıyor. Planlı bakımın periyodik, kestirimci, önleyici bakım diye dallara ayırıyoruz. Plansız bakım tanımını yaparsak bu sistemde makine arıza yaptığında müdahale edilir. Bakım onarım maliyetleri düşüktür. Bakım onarım için daha az eleman ihtiyaç duyulur diyoruz. Tabii plansız bakımın olumsuz yönleri var. Arıza her an olabiliyor. Beklemediğimiz anda. Güvenlik riski var. Hem işçi açısından hem kullandığımız aletler açısından risk bulunabiliyor. Üretim kaybı ve üretim gecikmesi olabiliyor. Çünkü yedek makine bulunmuyorsa hem işimiz aksayacak hem de çalıştırdığımız işçiler boşta kalacak. Planlı bakım birçok problem ve arıza planlı bakımlar esnasında belirlenir ve planlı bakım ile bunların iyileştirilmesi çabuk ve maliyeti düşüktür diyoruz. Tabii planlı bakımın sağladığı avantajlar var. Üretim maliyetini azaltıyor. Önceden hazırlanan üretim programlarının gerçekleşmesini sağlıyor. Kaliteyi arttırıyor, eleman ihtiyacını düşürüyor gibi gibi sayabiliyoruz. Periyodik bakımdan bahsedelim. Periyodik bakım, ekipman ömrünün uzaltılması ve plansız duruşların azaltılmasını hedefleyen fabrika ve ekipman için yapılan planlı bir bakım türüdür diyoruz. Şöyle görselde gösterebilirsek şu şekil birçok görsel sayabiliriz. Tabii avantajı var. Periyodik bakımın arızalar azalacağından duruşlar daha iyi kontrol edilebiliyor. Daha güvenilir ve tamir zamanları kolaylıkla belirlenebiliyor. Kestirimci bakım, malzemelerin veya hareketli sistemlerin fiziksel özellikleriyle işlevlerinin gerektirdiği durumlara göre belirli ölçme veya değerlendirme tekniklerine göre yapılan bir bakım uygulanmasıdır diyoruz. Kestirimci bakımın faydalarından bahsedersek, bakım için gerekli iş gücü, alet ve yedek parçalar planlanan duruş zamanında kullanıma hazır olabiliyor. Bakım süresi dolayısıyla makinenin duruşu minimum düzeye indirgenebiliyor. İyi durumda olup çalışan makineler gereksizlere durdurulmamış oluyor. Tabii kestirimci bakımın yöntemleri var. Yağ analiz, çaklık analiz, akustik emisyon, parçacık analiz gibi. Önleyici bakım var. Diğer planlı bakım dalının. Önleyici bakımda amaç makinelerin arızalarını ortaya çıkarmak değil, başlangıçta arızanın ortaya çıkmasını önlemektir diyoruz. Arge bölümlerinin bulunduğu büyük işletmelerde daha yaygın bir şekilde kullanılıyor. Önleyici bakım. Şöyle gösterebiliriz. Örnek olarak. Tabii önleyici bakım programı var. Periyodik kontrolü, önceden planlanmış bakım etkinlikleri, deneylerde veya kontrol bulunan eksikliklerin düzeltilmesi için bakımı kapsamalıdır. Bakım yönteminin seçimi derken makinenin üretim açısından kritikliği, makinenin çalışma prensibi, sürekli veya aralıklı çalışma durumu, arıza veya problemin oluşum sıklığı, makinenin özellikleri, mesela makinenin yükü diyebiliriz.
Birçok şey sayabiliriz yönetimin seçiminde. Konumuzu özet geçtik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.